Tüm fizik kanunları arasında zamana karşı koyabilmiş bir tanesinin olduğunu biliyor muydunuz? Evet, kanunlar gelip geçer, zaman zaman yeni şeyler keşfedilir, bazıları baştan yazılır, değiştirilir, üzerinde oynamalar yapılır, bazıları da tamamen kullanımdan kaldırılır. Az önce de söylediğim gibi öyle bir kanun var ki daha henüz kimse bu kanunun yanlışlığını kanıtlamak için herhangi bir deney yapma girişiminde bile bulunmadı. Bu kanun yükün korunumu kanunu olarak adlandırılır. Yük derken elektrik yükünden bahsettiğimi de hemen eklemek istiyorum. Bunu diyerek ne anlatmak istediğimi merak ediyor musunuz? Şimdi buna benzer bir kutu düşünün. Kutunun içinde de yükler olsun. Örneğin burada bir parçacık olduğunu ve yükünün artı 2 klomp olduğunu ele alalım. Burada bir tane daha olsun. Eksi 3 klomp. Buraya da bir tane daha çiziyorum. Artı 5 klomp. Bu yükler kutunun içerisinde serbestçe dolaşıyorlar. Yükün korunumu kanununa göre bu kutu bu şekilde kapalı kalırsa, yani içeriye başka bir yük girmezse ve bu yüklerden de dışarıya çıkan olmazsa bu alandaki toplam yük sabit kalacaktır. Matematiksel olarak ne anlama geldiğinden de bahsetmemi isterseniz hemen not edeyim. Toplam anlamına gelen sigma işaretini koyuyorum. Evet belirli bir alandaki yüklerden bahsediyoruz. Şuraya hemen bir yıldız koyayım ve belirlediğimiz bu alana giren ya da bu alandan çıkan yük olmaması gerektiğini de ekleyeyim. İşte bu durumda bu alanda toplam yük sabit kalacaktır. Elektrik yükünü de Q harfiyle göstermiş olduk. Eğer sizin için bir anlam ifade etmiyorsa bakın bu yükleri birbiriyle topladığımızda artı 2 kulomp artı 5 kulomp eksi 3 kulomp bize kutunun içindeki toplam yükü verir öyle değil mi? 5 artı 2 7 eder. Eksi 3'ten de artı 4 elde ederiz. Bu kutuyu bir şekilde açarsak içinde her zaman ama her zaman artı 4 kulomb bulacağımızı söylemeye çalışıyorum. Çok da bariz bir şey yani hiç şaşırmadığınızı tahmin ediyorum. Demek istediğim eğer içeriye yük girmesini ve bunlardan birinin de dışarıya çıkmasını engellersek içeride her zaman artı 4 kulomb olması son derece normal bir şeydir. Ama aslında bakarsanız pek de değil. Fizikçiler iki partikül çarpıştığında bunların kimliklerini her zaman koruyamadıklarını biliyorlar. Başka bir deyişle bir süre sonra kutunun içerisinde mesela 8 parçacık olabilir. Bu parçacıkların yüklerini topladığımda da artı 4 kulomb bulmam gerekiyor. Şimdi anladınız mı? Aslında hiç de saçma değilmiş öyle değil mi? Ve bize faydalı bir bilgi de vermeye çalışıyor. Şimdi aslında bunlar proton değiller. Bu artı 2 kulompluk bir yük. Ve proton olsaydı farklı bir yükten bahsetmemiz gerekirdi. Ama şimdilik bunun bir proton olduğunu düşünelim. Evet, bu bir proton olsun ve hızlı bir şekilde bir elektrona çarpsın. Eğer yeteri kadar enerji varsa sonuç olarak elimizde proton ya da elektron bile kalmayabilir. Müon ya da üst kuarklardan bahsediyor olabiliriz. Hatta bu eğer farklı bir protonsa Higgs parçacıkları bile işin içine girebilir. Bu kanunun saçma olmamasının ve aslında son derece faydalı olmasının sebebi şu. Bu kutu eğer tamamen kaplıysa ve içeride olup bitenler tamamen bu parçacıkların ya da bunların çarpışmaları sonucu ortaya çıkan diğer parçacıkların başının altından çıkıyorsa bir süre sonra burada artı bir kulompluk bir parçacık Burada da eksi 7 kulompluk bir parçacık elde edebilirim. Bunlar temel parçacıklarsa yükleri tabii ki bundan çok daha küçük olmak zorunda. Ama işimizi kolaylaştırmak için şimdilik bu yükler gibi yükler olduğunu kabul edelim. Buraya bir tane daha eksi 4 kulom çiziyorum. Birkaç parçacık daha olacak. Bunlar daha önce burada değillerdi. Evet, bunun yükünün de Q olduğunu düşünelim. Evet. Bir süre sonra kutunun içinde bu parçacıkların ortaya çıktıklarını varsayacağız. Bu parçacıklar garip tepkimelere girdiler ve sonuç olarak bunlar ortaya çıktılar. Anlaştık mı? Bu durumda bana Q'nun ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Yükün korunumu kanunuyla bu soruya kolaylıkla cevap verebiliriz. Ne de olsa diğer yüklerin ne olduklarını ve hepsini topladığımızda başlangıçtaki toplam yükü elde etmemiz gerektiğini biliyoruz. Herhangi bir yükün içeriye girmesine ve bunlardan birinin de dışarıya çıkmasına izin vermediğimizi de bir kere daha söyleyeyim. Hesaplayalım mı? Toplayacağız demiştik. Artı 1 artı eksi 7 artı eksi 4 klomp daha ve artı Q. Bu toplamın neye eşit olması gerekiyordu? Artı 4 klomba öyle değil mi? Evet toplam yüke eşit olması gerekiyordu. Çünkü toplam yük aynı kalıyordu. Çarpışmalardan ya da tepkimelerden önceki toplam yük artı 4 kulomsa her şey olup bittikten sonra da artı 4 kulompluk bir toplam yükümüz olması gerekiyor. Eşittir artı 4 kulomp yazalım. Eksi 7 eksi 4 eksi 11 eder. Eksi 11 artı 1'den de eksi 10 elde ederiz. Yazıyorum. Eksi 10 klomp artı Q'nun artı 4 klomba eşit olması gerekiyorsa bu arada buradaki Q'nun kuyruğu olması lazım. Böyle 9'a benziyor. Hemen düzelteyim. Artı Q eşittir artı 4 klomp. Burada Q'nun artı 14'e eşit olması gerektiğini bulabiliriz. Bunu dedikten sonra size bir de aslında bir kutuya ihtiyacımız olmadığını da söylemek istiyorum. Yani kim deneylerini karton bir kutunun içinde yapar ki? Elimize bir x parçacığı olduğunu düşünelim. Yükü de artı 3 klon boz. Bu herhangi bir parçacık için çok büyük bir yüktür, ama anlamamız kolay olsun diye bu şekilde değerlendirerek kullanmak istiyorum. Parçacıklar zaman zaman bozulurlar öyle değil mi? Zaman zaman tamamen ortadan kaybolurlar, başka parçacıklara dönüşürler. Bunun da Z ve Y adını verdiğimiz farklı parçacıklara dönüştüğünü düşünelim. Bu isimleri rastgele seçiyorum. Y parçacığının artı 2, Z parçacığının da eksi bir yükleri olduğunu keşfediyoruz. Bu olabilir mi? Tabii ki hayır. Eğer durum buysa bir şeylerin yanlış olduğundan kesinlikle emin olabilirsiniz. Bakın artı 3 kulompla başladıysak sonuç olarak karşımıza çıkacak durumda artı 3 klomp olması gerekir. Ama burada artı 2 klomp eksi 1 kulomptan artı 1 klomp var. Kısacası burada 2 kulompluk bir eksiklik var. Bu durumda da burada atladığımız ve yükü artı 2 klomp olan esrarengiz bir parçacık olduğu sonucuna ulaşabiliriz. Evet, kesinlikle yanlış bir şey olmuş olmalı. Dedektörlerimiz çalışmamış olabilir ya da bu parçacıklardan birinin yükünü yanlış ölçümlemiş olabiliriz. Sonuç olarak toplam yük ne olmalıydı? Burada artı 3 klomp olduğuna göre y ve z'nin toplamı da artı 1 ise eksik olan artı 2 kulombun da burada olması gerekir. Evet, yükü artı 2 olan bir parçacığı bir şekilde atlamışız. Belki bu ikinci bir y parçacığı bile olabilir. Aslına bakarsanız fiziğin eğlenceli olmasının sebebinin de bu olduğunu düşünüyorum. Size hemen bir soru daha sorayım. Bu yüklerden bir kurtulalım. Bakın, şimdi bu parçacığın yükü olmadığını ele alacağız. Evet, yüksüz ya da yükü sıfır klomp olan bir parçacık. Bu durumda yükü olan parçacıklardan oluşan bir senaryodan bahsedebilir miyiz? Elbette. Bunun bir foton olduğunu düşünün ki fotonların yükü yoktur. Peki bu fotonun yüklü parçacıklara dönüşmüş olma olasılığı olabilir mi? Nasıl olabilir? Ya da bu durum yükün korunumu kanununu ihlal etmez mi? Yükün korunumu kanununa göre toplamın sıfır kulomb olması gerektiğini sakın aklınızdan çıkarmayın. Demek istediğim bu parçacığın yükü artı 3 klompsa bunun yükünün de eksi 3 klomp olması gerekir. Böylece toplam yük de korunmuş olur yani 0 klomp olur. Her ne kadar garip gelse de bir ışık parçacı olan bir fotonun bir elektrona dönüşmesi olasıdır. Ancak bu dönüşüm sırasında ortaya bir tane de anti elektron çıkmış olması şarttır anti elektronlar elektronun yükleri birbirine eşittir. Ancak birininki negatif, diğerininki ise pozitiftir. Pozitron isminin kullanılmasının sebebi de budur zaten. Anti elektronların yükü elektronlarla aynı ama pozitif olduğundan kendilerinden pozitron olarak bahsedilir. Bu arada şu anda parçacık fiziği ile ilgili çok fazla şey yani bu kadar fazla detay bilmenize gerek yok. Yükün korunumu kanununu bildiğinizde parçacık fiziği ile ilgili bazı yargılarda bulunabilirsiniz ve bu kanun tepkimelere neler olup neler olmayacağını bilmek açısından yaklaşımımızı değiştiren son derece faydalı bir araçtır.